Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, teşekkür ediyorum bu konuyu gündeme getirdiğiniz için. Ankara, İstanbul arası gidiş geliş 1000 kilometre değil, 850 kilometre. Burada bir eksik var. Yol ücreti 80, gerçi sen yürüyerek gittin ama yürüyerek ölçülmez bu. Hayır, otoyol parası falan ödenmediği için olabilir. Otoyol ücreti 89 değil, 70 lira. İkinci, Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği kamyondan bahsediyor. İkinci otoyol dediğiniz Kuzey Marmara Otoyolu 123 lira değil, 104 lira. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 77 lira değil, 30 lira. Seferbaşı 100 lira bak yağ bedeli değil, 50 lira. Yakıt dışındaki masraflar dediğin gibi 379 değil, 255 lira. Şimdi yani hesap uzmanlığı burada da çöktü. Kusura bakma. Bunu dinleyince bir şey aklıma geldi, onu da söyleyeyim. Adamın biri kurban mevzusundan bahsediyormuş. Çocuğu olmayan Hazreti Davut Allah'a dua etmiş. Ya Rabbi bana bir kız çocuğu ver, onu da kurban edeyim demiş. Dua tutmuş, Davut kızının adını Ayşe koymuş. Gel zaman git zaman çocuğunu kurban edeceği zaman gelmiş. Hazreti Davut'un kızı yatmış. Tam kurban edecekken Azrail gökten bir keçi göndermiş. Kızı bırak al bu keçiyi kurban et demiş. Dinleyenlerden biri dayanamamış. Demiş ki ya bunun neresini düzelteyim? Hazreti Davut değil İbrahim. Kız değil erkek. Ayşe değil İsmail. Azrail değil Cebrail. Keçi değil koç. Birçok engeller konmuştu. Bu engelleri birer birer kaldırdık. Olması gerektiği gibi devleti milletin hizmetine hasretti. Devlet millet kaynaşmasını sağladı. Devlet her vatandaşımızın devletidir. Bütün vatandaşlar hukuk karşısında eşittir. Devlet eliyle toplum mühendisliği yapılmasına asla göz yummadı. Önce millet dedik, insanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. Bunu nasıl yaptık? Elbette daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk devleti ilkelerini gözeterek yaptık. Demokrasimiz işledikçe siyasetimiz, toplumsal birliğimiz ve ekonomimiz de güçlendi. Yıllar yılı haksızlıklara ses çıkarmayanlar bugün sureti haktan görünüp üste çıkmaya çalışıyor. Özgürlük nutukları atıyorlar. Adaylar meydana çıktı ya. Ha babam bol keseden vaatler, özgürlük nutukları. Efendim bir adayın biri çıkmış diyor ki bu ülkede başörtü sorunu bitti. İsteyen evinde, isteyen sokakta, isteyen devlet dairesinde başını örter. Bundan geri dönüş yoktur. Ha şunu bilseydin be kardeşim. AK Parti yaparken neredeydin? Yeni mi aklına geldi? O zaman yanımızda yer alacaktın. Bütün bu engeller aşıldıktan sonra konuşmak kolay. Elbette Türkiye bir daha yıllar yılı bu milletin değerleriyle kavga eden siyasi ve ideolojik söylemlere pabuç bırakmayacak. Bunu sağlayan AK Parti'dir, bu kadrolardır. Milletimiz 16 yıllık kazanımlarından asla vazgeçmeyecek. Millet iradesi üstünde
vesayet kurulmasına izin vermeyecek. Onun için bu anayasa değişikliğini yaptık. Onun için millet iradesinin yolunu açtık. 15 yıl içinde yaşadıklarımızı biliyorsunuz. Millet biliyor. Ne engellerle karşılaştığımızı bugün gibi hatırlıyoruz. Özgürlükten, adaletten, hak ve hukuktan asla geriye dönüş yok. İtibarı yok olmuş ülkemizi yeniden ayağa kaldırdık. Yollar yaptık, havaalanları yaptık, limanlar yaptık, her ilimize üniversiteler açtık. Organize sanayi bölgeleriyle vatandaşımıza, gençlerimize iş bulduk. Üretim, yatırım, istihdam esaslı politikalar gerçekleştirdik. Türkiye'yi bir dünya ülkesi yaptık. Ülkenin doğusunu, batısını, kuzeyini, güneyinden ayırmadık. Her ilimizi, her ilçemizi, her köyümüzü birlikte kalkındırdık. Kadınlarımız, gençlerimiz, işçimiz, esnafımız, emeklimiz, sanayicimiz artık geleceğe güvenle bakıyor. Türkiye, açtığımız bu yolda aydınlık yarınlarına kararlılıkla yürümeye devam ediyor. AK Parti'nin sözü senettir. AK Parti'de söz ağızdan çıktı mı o yerine gelir. Bunun kararı alınmıştır. Ve yılda iki sefer emekli maaşı kaç para olursa olsun bakılmadan her bir emeklimize 1.000 lira bayram ikramiyesi verilecektir nokta. AK Parti olarak bizler 81 milyon vatandaşımızın değil, ülke olarak aynı zamanda mazlum milletlerin iradesini de temsil ediyoruz. Dünyanın bütün mazlumlarının yüreğindeki Recep Tayyip Erdoğan sevgisi tesadüfen oluşmuş bir sevgi değildir. Bu büyük sorumluluğu birlikte taşıyor, bu insanlık görevini yerine getiriyoruz.